Oğuz Murat Acı ATV kazasında hayatını kaybetmişti. Aile günler sonra benzer bir kazayla ikinci şoku yaşamıştı. Acı ailesini yıkan ikinci ölümde karar çıktı. Oğuz Murat Acı'nın kuzeni Anıl Acı'nın ölümüne sebep olan şoför adli kontrol şartıyla serbest kaldı ve aile kararı isyan etti. Oğuz Murat Acı'nın olayının birebir aynısı. Bizi de emniyet şeridinde geldi. Ezip geçti. Oğuz Murat Acı Türkiye'nin konuştuğu o kazada hayatını kaybetti. Acı ailesinin yası devam ederken aile ikinci bir şoku yaşadı. Kazada ölen Oğuz Murat Acı'nın kuzeni Anıl Acı da benzer bir olayda hayata veda etti. Birinin katili yurt dışına kaçtı, diğer şüpheli ise serbest kaldı. Acının ne olduğunu da anlayamadan benim perşembe günü karşıma avukat çıkıp dedi ki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza 11 Mart pazartesi günü saat 16 sıralarında TEM Otoyolu Silivri Kavaklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücü Soner Acı ve oğlu Anıl Acı'nın bulunduğu otomobil Ankara istikametinde arızalandı. Emniyet şeridinde duran babayla oğlu araçtan indi. Ne olduysa o anda oldu. Aynı yönde ilerleyen kamyon önce otomobile ardından Anıl Acı'ya çarparak hayattan kopardı. Durmamızda kaputu açtık ve arkasından bu olay yaşandı. Acılı aile günler önce aynı acıyla yüzleşmişti. Anıl Acı'nın kuzeni Oğuz Murat Acı da İstanbul Eyüp Sultan'da emniyet şeridinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kurbanı olmuştu. Kazanın ardından sürücü annesiyle ABD'ye kaçmıştı. Bu kazadaysa emniyet şeridinde Anıl Acı'ya çarparak ölümüne neden olan şoför kullandığı kamyonu rüzgarın savurduğunu öne sürdü ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İki ay sonra düğün yapmayı planlayan 26 yaşındaki Anıl Acı'nın ailesi sürücünün serbest kalmasına isyan etti. Onunki yurt dışına kaçtı bilmem ne. Bizimkisi de bir gece gözaltında kaldı. Ertesi gün serbest bırakıldı. En azından ilk duruşmaya kadar. Bir o pis havanın, bir o dört duvarın içinde kalsın. Vicdanlıyla baş başa kalsın. Acı ailesi şimdi adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyor. Orada da çalışırken, burada da çalışırken.